AK Parti Ankara ve İstanbul'daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Şimdi gözler işte bu itiraz sürecinde. 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı ancak süreç bitmedi. AK Parti'den Ankara ve İstanbul sonuçlarına itiraz var. Gözler şimdi bu itiraz sürecine çevrilmiş durumda. Sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. AK Parti İstanbul ve Ankara'da bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı. İtiraz edeceklerini bildirdi. Peki itiraz süreci nasıl işleyecek? Herhangi bir parti ilçe seçim kurullarına ilgili sandıklarla ilgili itirazlarını bildirecek. Bugün saat 15'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresi var. İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı ve devam ediyor. İlçe seçim kurulları çarşamba ve perşembe günleri bu itirazı değerlendirecek ve kararını verecek. Siyasi partiler ilçe seçim kurulu tarafından alınan bu karara da cuma gününe kadar itiraz edebilecek. Bu itirazları bu kez il seçim kurulu 2 gün boyunca değerlendirecek ve bir karara bağlayacak. Daha sonra ise 3 gün süreyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapılabilecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii. YSK 3 günlük değerlendirme sürecinde kesin kararını açıklayacak. YSK 11-12 Nisan'da kararını açıkladıktan sonra belediye başkanları kesinleşecek.